yılların ve yaşadıkları zamanında yaşamış gönül sultanlarından huzurlu yıllarının memleketi olan Erzincan'da tahsil etmiştir. Sabihüddin Erdebili'nin torunlarından olan Alaaddin Ali'ye talebe olmuş, onun yanında uzun zaman kalıp birçok ilimde kendisini yetiştirmiştir. Hocası vasıtasıyla Sabihüddin Erdebili yolundan aldığı eğitimlerle kemal ermiştir. İnsanlara doğru yolu göstermek, Allah-u Teala'nın güzel dini öğretmek, Resul-i Ekrem'in örnek ahlakını yaymak vazifesiyle hocası tarafından Anadolu'ya gönderilmiştir. Timur'un Anadolu'yu istilasından rahatsız olan Abdurrahman Erdincan'ı Amasya'ya giderek o yöredeki dağların tepelerinde yaşamak ve halk arasından tutarlanmıştır. Şeyh Abdurrahman Erdincan'ı Hazretleri Amasya'da bir müddet yaşadıktan sonra o kadar Çamlıca'ya ve Kastamonu'ya gitmiştir. Kastamonu'da bazı insanların onu rahatsız etmesi sebebiyle tarihteye geri yerleşmiştir. Abdurrahman Erdincan'ı Hazretleri Halefiye tarikatının silsilesinde yer alan önemli halklarından Şeyh Safiyyüddin İshak Erdincan'ın halifelerindendir. Erdincan'ın bu büyük zatın torunlarından Alaaddin Ali'nin talebesi olduğunu bir an önce arz etmiştir. Yani Hazretlerinin halifeliğini yaptığı bu Safevi tarikatı aslında sünni bir tarikat değil. Erdemli Sufileri diye ünlü her tarafa yayılmış Osmanlı sultanları bile Erdemli'ye yardım için şerah hapsesi diye bir para gönderirler. 1402 yılında Yıldırım Bayezid ile Timur arasında cereyan eden savaştan Anadolu çok rahatsızdı. Onun içindir ki Abdurrahman Erzincani Hazretleri de gittiği yerde yaşamak için yüksek dağ tepelerini tercih ediyordu. Sözü edilen bu savaş sırasında şeyh ve kendisine sakin bir yer, hayvanlarına iyi bir otlak arıyordu. Nihayet ailesi ve müritleriyle yayla yayla gezerek o zaman Mısır Mülük Devleti'ne ait olan dairede yakınlardaki eski adı Gerinter, yeni adı Balaban olan belediyeye yerleşmiştir. Abdurrahman Erzincani Hazretleri Balaban'a geldikten sonra da Balaban Bey'in kızıyla evlenmiş, neslinden birçok ulema ve üzera yetişmiştir. Gaziantep ve Halep taraflarındaki Barak taşiretinin önemli bir kesiminin şeyhin müritleri olmaları hasebiyle her zaman Balaban'daki yaz mevsiminde Balaban'daki sarı çiçek ve Elbistan'daki Nurhak dağlarına geldikleri nakledilmektedir ki bunu arşiv belgeleri de doğrulamaktadır. Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin evlat-ı resul yani şeyhin olduğunu da burada hatırlatmamız gerekmektedir. Bu durum Ankara Kamu Kadastro duyurdu kadimi arşivindeki 153 numaralı birliği defterindeki kayıtla şeyhimizin ve evlatlarının şehit olduğu Darende'deki Bağ Mescid tadı verilen mahallede yaşadıkları açıkça görmektedir. Erzincani Hazretlerinin evlatlarına gelince bir oğlu Elbistan'da karınca Oba kabristanında metfun. Babasının ismini taşıyan merhumun kabir taşı üzerinde Abdurrahman Erzincani diye yazmaktadır. Torunları ise şunlardır. 1. Sadrazam Sinan Paşa. 2. Musul, Kastamonu ve Adana valiliklerinde bulunan Mustafa Faik Paşa. Bu zatın birçok eseri vardır. Hicri 1315 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. 3. Diğer bir torunu ise Yemen, Şam, Rodos, Arkum, Sivas, Ankara, Medine, Halep adalarında bulunan Hasan Sıddık Efendi'dir. Bu zaraftan basılmış veya basılmamış bir kadar eseri mevcuttur. Bunların en meşhuru Vazifetül Kulak isimli eseridir. Yemen'de görevli olduğu bir sırada bu kitabı Hindistan alimlerinden bazıları görüp kabul ettirmiş ve o dönemde Hindistan mahkemelerinden kadılar bu kitabla amel etmişlerdir. 4. Mustafa Efendi ve iki kişi Muhammed Efendiler de Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin torunlarından olup Sultan Mustafa zamanında her ikisi de
Abdurrahman